Evet değerli izleyenler, bir A Planı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz Millet Gazetesi köşe yazarı Sayın Seyfi Uzunkök. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Sayın Uzunkök, seçimlere bugün 6 gün kaldı. 7. gün vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini ortaya koyacaklar. Seçim meydanları da ısınıyor. Liderlerin söylemleri var. Önce liderlerin performansını şöyle bir değerlendirmek isterseniz, lider seçim meydanlarında hangi lideri daha başarılı buluyorsunuz? Şimdi Demirtaş biraz son zamanlarda etkili olmaya başladı. Tabii haliyle o döktüğü kanları falan bir tarafa bırakıp unutursak, normalde HDP'li olmasa, başka bir siyasi parti olsa muhtemelen Türkiye'nin başbakanı Demirtaş. Geçmişte eğer böyle bir sıkıntılı bir süreç yaşatmasaydı Türkiye'ye bu grup, bu örgütler, bugün belki Demirtaş gibi birisi Türkiye'de sol bir cenahtan seçilir ve en kötü ihtimalle ana muhalefet partisi lideri olurdu. Eğer Yunanistan'daki Tsipras'ın yaptığı gibi bir sürpriz olabilir miydi? Olabilirdi tabii. Yani Demirtaş'ın siz geçmişini bilmeseniz oy vermek için bir sakınca görmezsiniz. Yani konuştuğu şeylerin hepsi müspet yönde ve halkın iyi yaşaması için, demokrasinin olgunlaşması için mücadele veren biri görünümünde. Yani ilk baktığınızda onu gözlemliyorsunuz. Haliyle ama terör örgütüyle direkt bağlantısı olduğunu dediğim gibi bilmediğiniz takdirde rahatlıkla oy verebileceğiniz birisi. Söylemleri tamamen halkın iradesini temsil eden bir söylem var. Evet. Peki ikinci sırada kimi beğeniyorsunuz efendim? Şimdi ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu oldukça başarılı performans gösteriyor. Her ne kadar eleştirsem de söylemleri gayet halkın sorunlarını gündeme taşıyan, çözme noktasında bir şeyler üreten bir lider olarak görünüyor. Ama nihayetinde buna inanmamız bizim geçmişten edindiğimiz tecrübelere bakarak biz buna bir gazeteci olarak inanmayız. Ama tabii ki haliyle birçok emekli maaşlarının artacağı için işte taşeron işçileri bundan ders çıkarıp oy verebilirler. Yani buna gireceğiz ama efendim, yani geçen dönemde de Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz işte aile emekliliği gibi bir kavram ortaya atmıştı. Yani tutmadı. Sandıklara bir yansıması bunun olmadı. Bugün emeklilere çift ikramiye verilmesi sizce tutar mı? Yani bu CHP'ye bir puan artışı getirir mi? Getirir. Yani ama geçen sefer artışı getirmedi. Yok, yine Deniz Baykal'a baktığınız zaman Deniz Baykal'dan daha iyi bir performans sergilediği gözlemliyoruz. Yalnız emeklilere iki maaş ikramiyeyi biz bir tarafa bırakalım. Kemal Kılıçdaroğlu emekli maaşını ödeyebilir mi? Şüphem var bu konuda. Şüphem var diyorsunuz. Yani normal emekli maaşını, vatandaşın alabileceği maaşı ödeyebilirse o bizim için zaten yeterli. Anladım. Normal yani meydanlardaki performans maalesef gidiyorsunuz partinin politikalarıyla uyuşmuyor. Uyuşmaz. Bakın şimdi ben bir geçenlerde bir yazımda söylemiştim. Sosyal medyada da paylaşmıştım bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir AKP'li oy verebilir. MHP'ye de oy verebilir. AK Parti'ye oy veren şahıslar. Bakın bu kadar vaatlere rağmen vermiyorlar. Düşünün, iki tane emekli iki ikramiye veriyor, emekli maaşını arttırıyor, taşeronunu kaldırıp normal kamu askeri ücretleri artırıyor. Yani bir sürü sabırda sayamadığımız bir sürü vaatlerde bulunuyorlar. Yani ben kendimi şeyde zannediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde zannediyorum kendimi. Bu kadar imkanlarımız geniş, çok olağanüstü imkanlarımız var ve bu sayede de muhalefet partilerinin liderleri bu kadar önemli vaatlerde bulunabiliyorlar. Ya da işte İngiltere'de, Fransa'dayım gibi hissediyorum kendimi. Halbuki yani sizin verebileceğiniz şeyler bellidir. Ha, nihayetinde dediğim gibi geçenlerde, geçmişte birkaç hafta önce bir sosyal medyada da paylaşmıştım, yazmıştım da. Şimdi bir AK Partili CHP'ye ve MHP'ye oy verebilir. Hiçbir sakınca yok. Bakın yani Bugün daha geçmişte Ecevit'e oy verenlerin içerisinde binlerce, yüz binlerce AK Partili vardı. Şu anki AK Partililerin yüz binlercesi Ecevit'e oy verdi memlekette.
Yani değişkendir Türkiye'deki insanların oy aslında. Nasıl verir? Şimdi MHP'nin bir geçmişte yapmış olduğu hükümet ortaklığı vardı. Evet. Burada yaptığı uygulamalarda halkın takdirini kazanacak bir şey yapmadı. Hatta halka rağmen bazı şeyleri halka rağmen getirdi. Ve vatandaş bunda boyunun ölçüsünü aldı. Bir dersini aldı. 8.6 ile meclis dışında kalmasına rağmen bugün çıkıp %52'den aşağı oy alırsan Erdoğan istifa et demeye kadar getirdi işi. Yani %8 ile istifa etmeyen bir lider Erdoğan'a %52'den aşağı alırsan istifa et gibi absürt bir ifade kullandı. Şimdi nasıl oy verilir? MHP'ye ve CHP'ye nasıl oy verilir? CHP kürsüye çıkmadan önce, miting meydanlarına çıkmadan önce şunu diyecek. Ya işte hangi dine inanıyorsa, yani Kur'an-ı Kerim'e eğer inancı varsa Kur'an çarpsın diyecek, başlayacak. Bakın başlayacak. Böyle başlayacak. Kur'an çarpsın. Ben geçmişteki hatalarımı yapmayacağım. Neyi yapmayacaksın? Öğrencilerin, kız öğrencilerin okumasını engellemeyeceğim. Kız öğrenciler okuyacak bu ülkede. Engellemiyorum. O çalışmasını engellemiyorum. Kızların, kadınların çalışmasını, kamusal alanda çalışmasını engellemiyorum. Bunu diyecek mi? Evet. İşte bakın, eğer böyle bir ifadede bulunursa ya da noterden tasdikli, işte kız çocuklarının okumasına izin vereceğiz. Kadınlarımızın çalışmasına tepki vermeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Bunların çalışmasının önünü açacağız desin. Sağ cenahtarında oy alır. Yani bunu yapar. Ama bunu yapmıyor. Sadece üstü kapalı geçiyor. Diyor. Mesela bugün konuşmasında şunu diyor. Biz iktidara geldiğimizde kimsenin inancına karışmayacağız. Kılık kıyafetine karışmayacağız diyor. Yetmiyor. Bakın eğer siz biz geçmişte bunlara değil zulmettik. Bir daha etmeyeceğiz dersen inanır. Tabii. Çünkü o zaman sen geçmişte de buna zulmetmediğin sabah ortaya çıkıyor. Onun için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ya da dersin ki kardeşim geçmişte parti politikalarım buna engeldi. Ama ben yeni bir liderim. Yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Tabii ki. Bugün parti politikalarıyla halkın isteklerini örtüştürdük. Tabii ki. Bugün karşı çıkmıyoruz da diyebilirsin. Yani bunda tabii herhangi bir mahsur yok. Yani şimdi Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda azımsanmayacak derecede cesaretli bir tavrı vardı. Cumhuriyet'in ilanından sonra seçilme hakkını kadınlara seçilme hakkını ilk Türkiye Cumhuriyeti verdi değil mi? Evet. Avrupa'dan önce. Tabii ki. Ama bakıyorsunuz bunu bir kısmına verdi seçilme hakkını. Dedi ki işte seçilme hakkı vardır ama işte şu kıyafetlerle gelene seçilme hakkı vardır. Erdoğan da bunu tamamladı. Atatürk'ten sonra ikinci devrimcidir Erdoğan. Dedi ki diğer yarısına da biz seçilme hakkı veriyoruz. Yani Erdoğan döneminde de bir kadınların seçilme hakkı verilmiş oldu. Bu bir devrimdir. Evet. Cumhuriyet tarihinde bir devrimdir. Bunu da adil paranızı belirteyim. Evet. Birinci Demirtaş, ikinci Kılıçdaroğlu dediniz. Üçüncü kim efendim? Valla işte üç dedi artık şey geliyor. Bahçeli geliyor. Yani Bahçeli'nin ama. Sayın Davutoğlu o zaman. Kaça girecek? Yok, Davutoğlu ve Erdoğan'ın ben şuna inanıyorum. Kesinlikle sahnelere çıkıp konuşmalarının kendilerine bir getiri sağladığını düşünmüyorum. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Erdoğan ve Davutoğlu'nun konuşmasının meydanlara çıkıp halka hitap etmesinin hiçbir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Neden efendim? Hayır, yani zaten onların propagandasını oldu ve ikincisi Sayın Başbakan'ın performansı düşük olduğundan dolayı. Hayır kesinlikle. Yoksa yani AK Partililerin gidip orada Davutoğlu'nu işten yani dinlediklerini düşünmüyorum. Yani oy vereceklerini yani, zannetmiyorum. Yani, zaten verecek. Erdoğan'ı da onun için gidip işte ya ben Erdoğan dinlersem bunu oy veririm ya da vermem gibi bir düşünceye kapıldığını şey, ama CHP'nin mitiklerine giden insanlarda kararsızlık olabilir. MHP'ninkinde kararsızlık olabilir. Ama AK Parti'nin de olmaz. Çünkü zaten ben AK Parti'nin seçim yardımı alıp da sahnelere o parayı harcamasını da bir mana veremiyorum. Yani bu kadar masraf yapmasının da bir manası yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, PKK üçlüsü, HDP PKK üçlüsü bunlar zaten propagandasını yapıyor AK Parti'nin. AK Parti'nin yani boşu boşuna gidip sahnelerde halka meydanlarda çıkmasının bir manası yok. Yani siz benim böyle bir muhalefetim olsun.
Ben iktidar partisi olayım. Ben hiçbir yere gidip konuşma yapmam. Zaten seçimlerin eski tadı tuzu da kalmadı. Yani. O eski konvoylar, eski seçim yani. Ofisleri açılırdı. Onlar da artık bitti. Artık halkın, evet. Dikkat ediyorum, bugün seçimlere bir hafta kalmış. Kimsenin seçim umurunda falan değil yani. Evet. Vatandaş pazar bakın, günü varıp oyunu kullanacak. Orada önemli bir yanlış yaptım ben. Siz belki birinci, ikinci sıralamasını yaparken ben düşünemedim. Çok özür diliyorum o konuda bir sayın liderimden. Varsa hata düzeltiriz. Tabii ki efendim. Bende bir hata var. Biz birinci sırayı siz hani meclistekiler olarak biz değerlendirdik. Ben meclis demedim. Ha. Dedim ki ha. Seçim meydanlarında en çok aklımda, beğendiğiniz liderleri dedim, evet. Sıralar mısınız? Bakın Saadet Partisi şu anda en güzel muhalefeti yapıyor. Şimdi onu aslında en başa koymamız gerekiyor. Aslında gönlümden geçen de şu benim. Bırakın PKK'nın ben mecliste olması yerine MHP, CHP ve Saadet Partisi'nin olmasını yeğlerim. Yani mecliste Saadet Partisi eksikliği vardır. Muhalefet olarak. Ama büyük birlikle yaşıyorsunuz. Efendim? Büyük birlikle ittifak yaptılar. Tabii büyük birliğe de ben aynı şekilde bakıyorum. Yani büyük birliğin geçmişte bir kara lekesi yok ki. Yani büyük birlik tertemiz bir parti. Saadet Partisi tertemiz bir parti. Saadet Partisi'ne en ufak bir leke getirecek bir şey var mı? Ama işte %10 seçim barajı konjektöründe Türkiye'ye baktığınızda bu partilerin iktidar olabilmeleri hayal gibi bir şey. Şu anda öyle gözüküyor ama evet. Ama bu şu an için böyle. Yani halkın Tayyip Erdoğan'a bir minnet borcu var. Bir vefa borcu var. Ahde vefa durumu var mevcut. Yani Türkiye'de devrim yapmış bir lidere ne olursa olsun oyunu vermek istiyor. Şimdi muhalefet sürekli iktidara hakaret ederken bir taraftan da seçmene hakaret ediyor. Seçmenin işte koyun olduğunu söylüyor. Bilmem işte akıllanmayacağını söylüyor filan. Bunu perde arkasında da söylüyor. O kalemşörler var, parayla tuttukları. Onlara yazdırıyorlar. İşte koyunlar oy veriyor filan gibi. Halbuki bunun altında yatan gerçek Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir devrim yapmıştır. Bu gerçektir yani. Bunu inkar edemeyiz. Ben belki yarın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. Ben bunun garantisini veremem. Ama Türkiye'de devrim yaptığını kabul edeceksiniz. Bugün Atatürk nasıl Türkiye'de bir devrim yaptı? Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir geçiş yaptı. Bütün tabuları yıktı. Erdoğan da bütün tabuları yıktı. Bakın eğer inanç özgürlüğü ile alakalı bugün hepsi efendim, dindar oldu Osmanlı mesela. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtik. Şimdi birçok bakanlıkta TC şeyi kaldırıldı. İşte Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası oldu. Evet. Yani şimdi söylenen şey şu. Yarın da Türkiye Cumhuriyeti'nin adı değişecek. Şimdi böyle de bir endişelerden de var olduğu söyleniyor. Hakikaten birçok bakanlıkta Türkiye Cumhuriyeti ambleminin kaldırılması bir rahatsızlık yarattı. Birçok vatandaşımız da yarattı. Bende de yarattı. Şu an bütün bakanlıklar Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı. Hayır, çoğu bakanlıkta kalktı efendim. Şu an Türkiye Cumhuriyeti amblemini kullanmıyor bakanlıklar. Sadece bakanlık amblemi kullanılıyor. Evet. İşte Ay Yıldız'ın şeyi değişti. Kamu kurumlarındaki Ay Yıldız'ın şekli şemali değişti. Oysa ki bunlar yasayla belirlenmiştir. O yasada bildiğim kadarıyla değişmedi. Yanlışım varsa düzeltirim. Evet. Yani bir takım endişeler de var. Tamam, bir takım yapılan bir devrimler var. Doğrudur. Ama böyle de bir endişe var. Siz böyle bir endişe hissediyor musunuz? Yarın Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin de değişeceği söyleniyor. Böyle bir şeyi nasıl öngörüyorsunuz? Bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani bu ülkenin kurumları var. Yani bir noktada bir yere kadar siz bunu aşabilirsiniz. Hayır, yani bir devrim dediniz. Devrim mi? Halk devrimi mi yaptı? Evet, bir devrimdi. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtik. Yarın ikinci devrimde Türkiye Cumhuriyeti'nin şekli değil ama en azından hani adının değişeceği konuşuluyor. Öyle bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Yani hiç öyle bir şey olabileceğini tahmin bugün etmiyorum. Bugün düşünmüyorum. Gerçi tabii yani her şeye alışık, sürprizlere alışık olmamız lazım ama öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum yani. Bugün AK Parti'ye giden oyların büyük bölümü muhafazakar kesimin yanı sıra milliyetçi kesimdir. Tabii ki. Yani milliyetçi kesim olmasa AK Parti'nin iktidar olma şansı mümkün sıfırdır değil. Türkiye'de. Mümkün değil. Bugün bütün analistler aynı şeyi söylüyor. Tabii ki. Bugün milliyetçi kökenli insanların AK Parti'ye verdiği oy oranının yaklaşık bir %10 civarında bir oy verdiğini söylüyorlar. Bugün zaten AK Parti'nin oyundan onu çıkarttığınız zaman bugün iktidardan söz etmek mümkün olmayacak.
Böylesine yüksek oranda milliyetçilerden bir oy aldı. Şeye bile tepki gösterdiler. Sağlık Bakanlığı'nın amblemi değişmişti. Bir yılan bilmem ne bir şeyler vardı. Tam hatırlamıyorum orada üzerinde. Hilal'e itiraz edenler oldu ya. Sağlık Bakanlığı'ndaki Hilal şeyin amblemine itiraz edenler oldu yani. Yani şimdi şey yasayla belirlendiği için o bayrağın evet. işte Hilal'in ve ayın boyutları da dahil olmak üzere evet. bir standarda oturulmuştu yasayla. Evet. Sonra bu yasa hala geçerlilikte. Buna rağmen amblemler ve logolar değiştirilince insanların bir tepkisi olmuştu. Bugün o tepkiler büyüdü. Evet. Burada ben aslında şeyi de eleştiriyorum. Yani siz muhalefeti eleştirdiniz. Ben biraz iktidarı da eleştirmek istiyorum. Yaptığınız şeyleri vatandaşa söylemekten korkmayın. Ama söylemiyorlar. Muhalefet de söylemiyor, iktidar da söylemiyor. Bugün Türkiye'de bence böylesine de bir hep anlamak zorunda kalıyoruz ya da hep ölçmek zorunda kalıyoruz. İçinden geldiği gibi konuşmuyorlar. Tabii. İşte söylediğiniz gibi bir şeyi dün yaptığınız şey yanlış olabilir ama bugün yanlış yaptığınızı ve yarın doğrusunu yapacağınızı söylemekte bir mahsur görmeyin. Çünkü siz halktan oy alıyorsunuz. Halktan destek istiyorsunuz. O zaman gerçekleri halkla paylaşmaktan korkmayacaksınız. Ya mesela öyle bir tartışma ortamı da olmuyor. Mesela Kamalak ne dedi dün konuşmasında? 1000 liralık dedi, şey bardaktan su içiyorsunuz dedi. Meydanlarda bunu söyledi. Bakın bu çok büyük bir iddiadır. Evet. 1 milyar lira bir kişinin asgari ücret parasından bile fazla. 1000 liralık siz bardağı orada içiyorsanız orada durmanızın bir manası yok. Arabistan'daki faşist liderden o altın klozette oturan adamla farkınız olmaz. Evet. Dün Erdoğan'ı dinledim. Erdoğan dedi ki yok böyle bir şey dedi. Biz dedi öbür saraydan aldığımız şeyleri buraya getirdik ve burada hiçbir bardak alınmadı şimdiye kadar dedi. Bakın burada çok önemli bir husus var. O bardak yüzünden binlerce insan AK Parti'ye oy vermeyecek. Evet. Eminim buna. Şimdi böyle bir iddia var ortada. Keşke Kamalak söylüyor. O bardağın söylüyorum. Faturasını getirin deseydi. Ya ne kadar mutlu olurdum ben. Yani tabii ki bakın olarak. Yayınlayalım. Getirsin değil burada mi? Yayınlayalım. Bütün televizyon kanallarında yayınlansın. Gazetelerde çıksın. Desin ki biz 1000 liralık bardaktan su içmiyoruz. Desin. 1000 liralık bardaktan eğer orada su içiliyorsa samimiyetimle söylüyorum. Ben o siyasi partiye oy vermem. Yani daha doğrusu onun desteklediği siyasi partiye oy vermem. 1000 liraya eğer 1000 liraya bir bardaktan su içiyorsa oy vermem. Bakın sarayın yapılmasına da karşı mısın diye sorabilirsin belki bunun arkasından. Saray Erdoğan'ın kendi mülkü değil. Evet, elbette. Yani kendi mülkü değil. İtibariyle bizim gururlanacağımız, onurlanacağımız bir durum. Ve güzel de yakıştı Ankara'ya. Ha tartışılır. Yapılsa mıydı, yapılmasa mıydı bunu tartışabilirsiniz. Ama kendi artık. Kendi mülkü değil. Erdoğan o kadar büyük araziye kendisine bir saray yapsaydı o zaman sizin millet diye arkasında bir tek kişi göremezdiniz. Mümkün değil. Kamusal alana yapılmış. Yani biz israfa tabii ki haliyle basın olarak karşı durmamız lazım. Bilmiyorum geçen Diyanet'le ilgili konuşmamda sanki Diyanet'in arabasını desteklemişim gibi bir tavır sergilemişim. Ben sonradan bakacaktım sonra bakamadım gerçi de öyle bir şey konuştuk mu bilmiyorum. Diyanet'in arabasıyla alakalı bir konuşmamız geçti miydi bilmiyorum ama. Ama kamu araçları noktasında zaten şimdi, Türkiye'de insanların vicdanını yaralayan bir durum söz konusu. Bu evet. arada Yunanistan Başbakanı Tsipras kamu araçlarının satılmasını emretmiş. Ve geçtiğimiz günlerde diğer ülkelerdeki kamu araçlarına baktığımda arada %500 falan fark olan ülkeler vardı. Evet. Hem de bizden hem nüfus olarak fazla hem de milli gelir olarak yüksek olan ülkelerdeki kamu araçları bu kadar fazla değil. Evet. Bir de kamu araçları çok yanlış kullanılıyor. Şimdi, bilmiyorum bazen çekip bunları deşifre etmek istiyorum. Evet. Geride nasıl olur onu da çok fazla bilemiyorum. Bazı kamu araçlarının pazar akşamları çok farklı amaçlarla kullanıldığını görüyorum ve bu açıkçası çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Keşke bu kamu araçları bu kadar Türkiye'de ucuz olmasa ya da bu kadar kolay ulaşılır olmasa hiç ummayacağınız insanlar, evet. hiç ummayacağınız şeyler yapıyorlar. Özellikle de akşam vakitleri, hafta sonları hele görevli kartı olmadığı halde birçok kamu aracını çok yanlış kullanıldığını görüyoruz. Evet. Yani peki bu, efendim... Evet. Bir de Vatan Partisi'nden bahsediliyor son dönemlerde. Evet. Bir hayli adından söz ediliyor. Siz işte Saadet Partisi Büyük Birliği'nin ittifakından bahsettiniz ama sessiz gelen bir de Vatan Partisi var. Belki ismi evet. itibariyle de belki söylemleri itibariyle de hani Demirtaş çok güzel açıkladınız. Sizi tebrik etmek istiyorum. Evet. Eğer HDP'nin değil de başka bir siyasal partinin başkanı olsaydı Demirtaş
Evet. Bugün belki başbakan adayı olurdu dediniz. Evet. Vatan Partisi de solda bir alternatif olarak belki işte ulusalcıların da destek verebileceği bir sessiz olarak gidiyor. Nasıl görüyorsunuz bu partilerin şansını? Yani Vatan Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu yontacak. Evet. Çünkü 2011'den tabii. Farklı bir tablo çıktı. Tabii. 2011'de şeyler belliydi. 3 tane parti vardı. Mecliste zaten 3 partiyle şekillendi. Bir de bağımsızlar vardı. Ama bugün bakıyoruz ciddi bir Saadet Büyük Birlik ittifakı var. Bugün bir solda işte Vatan Partisi'nin çıktığını görüyoruz. Yine MHP var, Cumhuriyet Halk Partisi var, işte HDP var. Yani evet. Şimdi, bu sefer siyasi hava biraz daha parçalı bulutlu gibi sanki. Şimdi evet, bakın geçenki sohbetimizde de söylemiştim. HDP'den HDP'ye Cumhuriyet Halk Partisi'ne o gidecek. Evet. Bir kısmını bu bölüyor. Üniversitelerde örgütlenmişler. Meclise girsin HDP. Erdoğan'ın önünü keselim şeklinde. Peki efendim, bu arada bu Alevilerin oyunu çantada keklik gören işte Cumhuriyet Halk Partisi var, HDP var. Alevilerin oyu bu iki siyasal partinin çantasında keklik mi efendim? İkisi arasında paylaşılır görüyorsunuz. İkisi arasında paylaşılır diyorum. Yani AK Parti ne kadar Alevilere hizmet ederse etsin, isterse cemevini resmi olarak ibadethane yapıp Diyanet'e bağlasın, giderlerini karşılasın, oraya dedelerden tayin etsin, yine AK Parti Alevilerden bir büyük kesimden oy alamaz. 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 Yani bugün oy alacak kesim bellidir. HDP ve CHP'dir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi geçen bir boy reklam vermiş bir gazeteye. Baştan sona kadar Alevilerle alakalı. Alevilerin tüm haklarını vereceğiz. Cemevlerini tanıyacağız. Alevileri seveceğiz, okşayacağız demiş. Keşke öyle bunu daha önce söyleseydi değil mi? Yani bu son zaman. İşte... Yo, zaten dikkat ederseniz son seçime yaklaştığı dönemde birileri buna bir kulağına bir şey fısıldıyor. Şey yapmaya başladı bu sefer. Emekli yaşa takılanları haklarını vereceğiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanların haklarını sen aldın zaten. Sen aldın. Erdoğan almadı ki bunu. Emeklilikte yaşa takılanları perişan eden, bu duruma düşünen sensin. Ortağın ve sen. Ve hatta bunun böyle gitmeyeceğini, yürümeyeceğini ifade eden sensin. Şimdi çıkıp İşte hazinenin dolmasından faydalanarak biraz paramız var. Emekli yaşa takılanlara da verelim. Böyle şey olur mu? Şimdiye kadar niye emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir tek kelime konuşmadın? Adam 48, 47, 46 yaşına geliyor. Prim şeyini dolduruyor. Gün sayısını dolduruyor. Yaşı dolmadığı için emekli olamıyor. Tamam. Devletin eğer gerçekten böyle bir sıkıntısı varsa emekli yapma bunu. Tamam, emekli yapmadın. Devam ediyor çalışmaya. Devam ettikçe emekli maaşı düşüyor vatandaşa. Ne kadar büyük bir... Bakın ne kadar terbiyesizlik bu yani. Bundan başka türlü açıklanmaz yani bu. Bu büyük bir terbiyesizlik. Siz bunun maaşını kesiyorsunuz çalışmaya devam ettikçe. Ha, başka bir seçeneği de ne var adamın? Primleri dolduğu için çalışmayı bırakacak, evde yatacak. Böyle bir şey olabilir mi? İşte sosyal güvenlikte bir türlü doğru dengeyi bulamadılar. CHP'de şey yapacağını söyledi. Emeklilikte yaşa takılanları. Bunların 5 milyona yakın bir potansiyeli var. Emeklilikte yaşa takılanları azımsamayın. Türkiye'de seçimin atmosferini değiştirecek. O takılanlardan biri de benim. Yani ben. Mutlaka. Yani bu seçimin kaderini değiştirebilir. Tabii ki. Aslında Davutoğlu'nun bununla ilgili aydınlatıcı bir şey demeç vermesi gerekiyordu. Yani hiç olmazsa hani düşük maaşla emekli yaparız falan gibi bir şeyler olabilirdi. Yazık günah bu kadar insan. Peki, perişan. Efendim, liderleri değerlendirdik. Davutoğlu'nu nasıl buluyorsunuz? Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra amiral gemisinin kaptanı oldu. Seçim meydanlarında şimdi bir sınav veriyor o da. Yani bunu hepimiz verdiği biliyoruz ki. Verdiği sınav ne kadar da olsa artık Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için etkileyecek ya, Davutoğlu'nun performansına göre. Nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Davutoğlu mükemmel bir insan. Kişilik olarak, karakter olarak... Vicdani yapı olarak, yani bazı siyasilerde ağlama, üzülme, gülme duygularını yitirmişlerdir. İnsanın vasıflarında olan şeyleri yitirmiştir birçoğu. Robotlaşmışlardır yani. Şimdi Devlet Bahçeli'nin eline bir tane çocuk ver, şöyle korkar. Yani tamamen ifadesi değişir yani. Ama Erdoğan'ın eline verin siz bir tane çocuğu, şöyle bir öper okşar yani. Şey yapar.
bu hislerin kaybolmasıyla alakalı. Kılıçdaroğlu'nda da yok o his bakın. Dikkat ederseniz kişisel gelişim uzmanlarını çağırın, deyin ki şunları bir bakın, inceleyin deyin. Bizim bir sürü arkadaşımız var kişisel gelişim uzmanı. Cengiz var bizim, Cengiz Erşahin. Ona soralım, o çok şeyde başarılıdır bu konularda. Gelsin. Robotlaşmış siyasilerimiz var. Etrafına bakmadan, insanın gözünün içine bakmadan konuşanlar var. Erdoğan insanın gözünün içine bakıyor. Gülüyor, ağlıyor, kızıyor, efendim üzülüyor. Davutoğlu dediğim gibi. O Sayın Demirel'de vardı. Yok, Demirel'de aslında öyle gözüküyordu. Yok yok, Demirel'de vardı o. Ben tanışırım kendisiyle de. Şu an hastanedeymiş. Ona da geçmiş olsun. Dileklerimi iletmek istiyorum Sayın Süleyman Demirel'e. Evet. Ya Davutoğlu dediğim gibi mükemmel bir insan. Türkiye'de başbakanlık yapacak kapasitede bir insan. Ki bunu ben takdir edemem. Çünkü zaten şeyi de belli. Aldığı eğitim de belli. Çok başarılı bir başbakanlık yapacağına inancım var. Ama hitabeti tamamen taklit. Yani Erdoğan'ın kötü bir taklidi. Kötü bir kopyası. Hiç gerek yok bunlara. Bakın, acaba şöyle değerlendiriyor oluyor biliyor muyuz? Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Sayın Davutoğlu hani o alışık olduğumuz lider tipinden daha farklı birisi. Belki ondan dolayı bir şey yaşıyor olabilir miyiz? Ya tabii ya. Mesela, bahsettiniz Sayın Davutoğlu, biz sohbet etme imkanımız da oldu bakanken. Çok samimi bir insan, çok sıcak bir insan, çok rahat konuşabilen bir insan aslında. Ama bazen işte o kürsü önü performansıyla kürsü arkası performansı insanların çok farklı olabiliyor. Ama kısa bir reklam aramız var. Tamam. Ondan sonra değerlendirelim arzu ederseniz. Evet değerli izleyenler, A Planı programımız kısa bir reklam arasından sonra devam edecek efendim. Evet, programımız Milat Gazetesi köşe yazarı Sayın Seyfi Uzunkök'le devam ediyor. Evet, belki söylediğim gibi reklam arasından önce hani o alışa geldiğimiz Recep Tayyip Erdoğan portresinden sonra belki Sayın Davutoğlu biraz daha zayıf kaldı. Evet. Ama normalde gerçekten çok dolu bir insan. Tabii ki. Ben söylemlerine bir bakıyorum. Açıkçası AK Parti siyasetine çok yeni şeyler söylüyor. Çok daha sosyal, çok daha insancıl şeyler söylüyor Sayın Davutoğlu. Yani bu anlamda bana göre AK Parti'nin çıtasının üzerine Davutoğlu çıta koydu üzerine. Daha da standardı yükselttirdi. Ama dediğim gibi hani o Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmatik liderliğinden sonra belki o bir zayıflık olarak kaldı ama bu seçimlerden sonra ben inanıyorum ki aradaki fark kapanır. Evet. Çünkü ya bu ikna, çok daha sosyal yönlere yönelik Davutoğlu'nun önemli mesajları var. Bence onların iyi okunması gerekiyor. Evet, evet. Yani Davutoğlu dediğim gibi hani belki hitabet noktasında biraz zayıf kalabilir. Yani bugün Ali Babacan'ı düşünün. Yani mitik meydanlarında tahmin edin nasıl konuşacak? Yani değil mi? Bağırsa çok komik duruma düşer. Çok efendi, evet. Çok böyle şey bir insan. Ama yani mitiklere yakışan biri değil. Ali Babacan. Davutoğlu da öyle. Yani bunlar biraz daha sakin. Bakın Özal gibi. Özal da mesela öyle fazla bağırmazdı konuşurken. O sadece matematiksel terimlerle ifade ederdi söyleyeceği şeyleri. İyi bir uzman o konuda. Demirel de öyleydi. Demirel meclise çıktığı zaman sadece elde ama, şeyler ama var. Edin, o liderlerin hep bir simgesi vardı. İşte Karaoğlan'ın o meşhur şapkasıyla gömleği vardı. İşte Sayın Süleyman Demirel'in fötür şapkası vardı. İşte Sayın Özal'ın böyle hareketle, yani insanlarla bir iletişimi kurabilmişlerdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da işte mesela elini kalbinin üzerine koyarak insanları selamlaması. Evet. Bugün bu liderlere baktığımızda bugün bu yok. Bugün Davutoğlu'na da bakıyorum elini sallıyor. Kılıçdaroğlu'na da bakıyorum elini sallıyor. Bahçeli'ye de bakıyorum elini sallıyor. Bir iletişimi tam olarak yakalayamadılar yani, daha vatandaşlar. Bahçeli yine bir kurt şeyi yapıyor. Tabii ki o belki partinin simgesi olduğu için. Şeyin var mı? CHP'nin bir el hareketi var mı bilmiyorum. Yok, hepsinin standart bu.
He. Böyle el sallıyorlar. Ama şimdi bu liderler vatandaşı da diyeler ki. Halkla bir iletişim kurmuşlardı. Evet. Şimdi bunu henüz daha şey yakalayamadı. Yani bir iletişim dilini yakalayamadılar. Yakalayamıyorlar evet maalesef. Sayın maalesef. Bahçeli böyle yapıyor ama yani bu bir kendi tabanına sadece hitap ediyor. Yani Türkiye'yi kucaklayacak bir simgesel olarak kabul edilmedi zaten. Ya zaten öyle olmuş olsa Türkiye'deki bütün Kürtler HDP'ye, bütün Türkler de MHP'ye oy verir. MHP'ye oy vermesi lazım. O zaman yani. CHP ile AK Parti'nin hiç oy almaması diğerlerini lazım. Almaması çünkü millet gerekiyor. Toplumsal uzlaşmadan yana. Bugün camiye gidiyorsunuz, yanınızda Kürt vatandaşıyla beraber Allah-u Ekber diyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, aynı eğitimi aynı sınıfta görüyorsunuz. Değil mi? Tatile yani? Gidiyorsunuz, yine berabersiniz. Otobüse biniyorsunuz, yine berabersiniz. Kızınızı Kürt'e veriyorsunuz, Kürt Türk'e veriyor. Yani böyle bir Kürt-Türk ayrımı diye aslında normalde, realde bir şey yok. Yani Kürtlük ayrımcı bir şey yok. Zaten sorunumuz hiçbir zaman Kürt-Türk sorunu olmadı. Tabii sorun ki. Hep terör. Terör sorunu ya oldu. Ya bugün PKK kimin taşeronu? İşte Ermenilerin, İsrail'in. Bunların taşeronu. Bunu evet. Biliyor mu? Biliyoruz. Herkes biliyor. Bunu Güneydoğu'daki vatandaş da biliyor. Doğu'daki vatandaş da biliyor. Kimin taşeronu olduğunu. Tabii yöneticilerinin şimdi, kripto Ermeni olduğunu da tabii ki. Artık ya bakın biliniyor. 90'lı yıllarda imamları, ölen imamları, o PKK yandaşı ölen imamların sünnetsiz olduğu ortaya çıktı. Evet. İmam. İmam sünnetsiz. Yani nereden geliyor bunlar? Kim gönderiyor? İşte İsrail gönderiyor. Kim gönderiyor? İşte Ermenistan gönderiyor. Evet. Amerika'daki lobiler gönderiyor. Yani bunu biliyoruz. Bunlardan da şunu beklemememiz gerekiyor. Yani sizin gidip İmralı'yla bir şeyler konuşmanızdan sonuç, müspet bir sonuç çıkacağını beklemeniz kadar absürt bir şey olmaz. Anormal bir durum olmaz. Yani haliyle bunların amacı Türkiye'de Kürtlerin rahat yaşaması, huzurlu yaşaması değil ki. Yani zaten Türk-Kürt çatışmasını... Toplumsal uzlaşının sloganı da bu olmaması bakın, gerekiyor. Bakın bir şey ifade edeyim. Kürtlere ne zaman bir hak verildiğinde, ne zaman bir hak verilirse ertesi günü silahlı çatışma oldu ülkemizde. Evet. Farkındaysanız. Ben onu tarih yazmıştım bir yere. Mesela Kürtçe şarkıların serbest olmasından sonra en büyük şeyleri yaptılar. Katliamları yaptı Kürtler. Şey, Kürt, özür dilerim. Bin defa özür dilerim. Kürtler PKK'lılar. PKK'lılar. En büyük şeylerini yaptılar. Daha sonra Kürtlerin ile alakalı bu onların dış uzantı olduklarını da gösteriyor değil tabii mi? Tabii ki. Bakın, her rahatlamada değil mi? Tabii ki. Her rahatlamada o bölgede olaylar oldu. Siz şeyin mantığını nasıl buluyorsunuz? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yol yapıyor, yoldaki araçları yakıyorsunuz. Baraj yapıyor, barajı yapan araçları yakıyorsunuz. Havaalanı yapılıyor, 8 tane askerimiz şehit oldu. Milyonlarca lira zarara uğrattılar havaalanın yapılırken. Köylere öğretmenler gidemedi, sağlık görevlileri gidemedi. Yani, insanların okumaması, yeterli sağlık hizmeti alamaması için ne gerekiyorsa yapıldı. Yani ambulansı bombalayan bir adam, ambulansa bomba atan bir adam. Yani çıkıp diyebilir mi benim Tunceli'nin bilmem ne köyünde ambulans gelmiyor deme hakkı var mı yani? Hem bir taraftan bombalayıp hem bir taraftan bana işte bunu niye göndermiyorsunuz diyebilir mi? Ambulansı bombalayan sensin. Araba. Ha bu arada şimdi olay aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu bombalama olaylarıyla alakalı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı aldığı araç israftır bana göre. Evet. Net söyleyeyim. İsraftır. Peki Gezi olaylarında Türkiye'nin yaptığı zarar ne kadar? Ünsal Ban'ın açıkladı geçen. Evet. 100 milyar dolar. 100 milyar dolar Türkiye'nin uğradığı zarar. 30 yıl sadece 30 yıl o şeydeki dedikleri o işte 3 milyar tutuyormuş resmi araçların maliyeti devlete. 30 yıl siz bunu karşılayan miktarı bir günde, iki günde yok ettiniz Türkiye'de. Her tarafı yakıp yıktınız. Araçları yakıp. Ankara'da onlarca otobüs yakıldı. İstanbul'da onlarca otobüs yakıldı. Bunların kaç tane Mercedes ettiğini biliyor musunuz ya? Yüzlerce, binlerce Mercedes, zırhlı Mercedes ediyor. İşte budur israf. Evet. İsraf bir de budur. Tabii o da bir israftır. Tabii o da bir israftır yani. Belki o böyle lüks araçların alınması da bir israftır ama yapılan bu zarar da daha büyük bir yani israf. Bugün israftan bahsedenler geçmişte Mehmet
geliyor diye bağırıyordu. Mehmetçik Vakfı bağırıyordu. Vakıf. İltica. Türkiye'nin birinci tehlikesi iltica diyordu. Vatandaş kurban derisini gidip kurban derilerini alıyordu. Yardım alıyordu. Bilmem fitre alıyordu. Zekat alıyordu. Aynı şeyi Türk Hava Kurumu yapmadı mı? Zorla sizi silah zoruyla şeyinizi aldı. Kurban derinizi aldı. Silahı dayadı başınıza. Vereceksin bana kurban derisini diyor. Ya vermiyorum diyor adam. Evime sereceğim diyor. Yok vereceğim. Ya ben evime koyacağım. Camiye vereceğim. Yok veremezsin. Bana vereceksin. Silah zoruyla aldı. Suriye'de de içkili kokteyller düzenlediler o paralarla. Bu israf değil mi? Evet. Trilyonlarca lira para gitti içkiye. Bütün valileri sarhoş ettiler Türkiye'de. Bütün ülkenin her tarafına içki gönderdiler merkezden. Bunların parası nereden çıktı? Her gün kafa çekiyorlardı. Bir de içkili araca binip gidiyorlardı. Adam kokteyl gidiyoruz biz gazeteciyiz bakıyoruz. Vali bir taraftan içiyor. Garnizon komutanı bir taraftan içiyor. Sarhoş kafayı buluyorlar ikisi de. Ne? Çıkıyor ondan sonra özel arabasıyla kendisi gidiyor. Bugün tabii onlar kalmadı artık. Ya bunlar, kalmadı tabii yani bunlar böyle bunlar da israftır. Düzenlemeyle artık öyle bir mecburiyet kalmadı. İnsanlar istediği yere verilerini vermekte. Tabii ki tabii ki. Özgürler. Türkiye'de bakın şunu da belirteyim. Bir şimdi diktatörlük falan var. Ama alkol dediniz ama alkol tüketiminde ciddi de bir artış var. İnsan sayısı da artıyor haliyle. Yani insan nüfusuyla şeyi hesaplıyorsunuz artıyor. Ama yine de tüketim ciddi anlamda artmış. Nüfusumuz 3 kat arttı mı bilmiyorum ama alkol tüketimi 3 kat artmış. Böyle de bir şey oldu sanki yani bu işi biraz gizliye döker gibi olduk. Toplumda sorarsanız kimse alkol içmiyor ama alkol tüketiminde de anormal bir artış var. Bu da o enteresan. İstatistikleri bilmiyorum ben ama yani da şu da var. Ben bir istatistik okumuştum. Evet. Ama şu da var. Yani nüfusumuz 3 kat arttıysa bir şey diyemiyorum. Şimdi ama rally düzenliyorsunuz. Meyhanenin reklamını yapıyorsunuz orada. Aracın üzerine içki reklamları yapıyorsunuz. Sokaklara eskiden bakıyorsun her tarafta işte markasını söylemeyeyim. Bir sürü içki reklamları bilmem ne reklamları. Bunlar hoş görüntü değildi ki yani. Bunları yasakladı. Sigara reklamlarını yasakladı. Bunlar çoluk çocuğun sağlığı için önemli yani. Ama yasakların bir şey getirdiğini zannetmiyoruz. Bugün aldığınız sigara paketinde öyle enteresan ama şeyler yazıyor ki. Hani ben içmiyorum ama. Yani baktığımda hayret ediyorum. İnsanlar o resmi ve o yazıyı görmesine rağmen hala nasıl sigara tüketiyor diye. Ama şimdi ama içenlere sorduğumda diyor ki biz onu görmüyoruz diyor. Şimdi böyle de enteresan bir durum var. Ama yasaklara alkol tamam belki. Da bugün yasakladınız. Bugün hiçbir televizyonda ya da artık yasaklandı ama yine söylüyorum tüketim ciddi miktarda. Ama şimdi uyuşturucuyu da o zaman serbest bırakalım. Yani oraya geliyoruz o zaman. Tabii uyuşturucu şimdi da. Şimdi uyuşturucuyu da serbest bıraktığın zaman bütün herkes uyuşturucu kullanır artık o zaman Türkiye'de. Yani serbest bıraktığı ülkeler de var. Ama iyi bir şey mi yani? Değil. Tabii ki kötü bir yasaklanması şey. Yasaklanması lazım. Bana göre sigara neyse uyuşturucu da aynı ama şeydir. Ama bazı ülkelerde bunu belirli noktalarda uyuşturucu tüketimi de bizde çok fazla var. Yani insanlar ama sadece de, bunları itiraf ediyoruz. Yine de cezası olması lazım bunlar. Bazı ülkelerde belirli mekanlarda uyuşturucu kullanımına müsaade etmiş belirli oranlarda gidiyorsunuz orada uyuşturucunuzu alıyorsunuz devlet kontrolünde ve çekip evinize gidiyorsunuz. Türkiye'de devlet kontrolünde. Türkiye'de yasak ama şimdi, emniyetin verilerine göre söylüyorum çok ciddi uyuşturucu kullanımı ve tüketimi var. Yani demek oluyor ki bir takım şeyleri yasaklamanız buna engel olmuyor. Bunu nerede yapmanız gerekiyor? Bunu eğitimle vermeniz gerekiyor. Ama tabii eğitimden ki. De çok fazla bak, şey bekliyoruz. Çok doğru, çok doğru. Bak. Eğitimden de çok fazla şey bekliyoruz. Bugün AK Parti iktidarında işte en büyük eleştiri milli eğitimden alır. En başarısız olduğu bakanlık olarak milli eğitim gösterilir. Bugün öğretmen ücretleri artık çok düştü. Bugün öğretmenler ikinci, üçüncü işi yapmayı düşünüyorlar. Çünkü en önemli mesleği icra ediyorlar ama aldıkları ücretler sosyal yönlerden çok büyük sıkıntı Bey, yaşıyorlar. Abi Bey yani bunu siz demeyin. Yani ben bunu demek istiyorum. Çünkü öğretmenlerin çok iyi maaş var. Öğretmenlerin çok büyük sistemleri var. 2,5 milyardan daha aşağı maaş alan öğretmen yok ki memlekette. Hayır öğretmenler çok güzel maaş alıyor. Kamuda zaten 2000 liranın altında alan memur kalmadı. Ama kötü bir şey mi yani? İyi bir şey. Ben şunu söyleyeyim bakın. Geçen bir yazımda şunu bakın, ifade cumhuriyette, ettim. Cumhuriyette milletvekillerinin maaşı düzenlenecek. O zaman rahmetli Atatürk'e diyorlar ki efendim milletvekili maaşı ne olsun? Öğretmenin diyor şeyini geçmesin diyor. Yani tamam 3 milyar yapın demek ki milletvekili maaşını. Böyle de milletvekili bugün yan ödemelerle beraber yaklaşık 30-35 bin lira para alıyor. Bugün öğretmen 2500 lira alıyorsa sorgulamak tamam lazım. Tamam mı? Milletvekiline 3 milyar verin.
Biz itiraz etmiyoruz ki buna zaten yani. İşte diyorum ya, yan ödemelerle milletvekili 35 bin lira alıyor. Ama şu var. Öğretmen 2,5 lira alıyor. 2,5 milyar çok iyi bir para. Hiç kimse buna itiraz etmesin. 2,5 milyar para şu günün şartlarına göre bir öğretmen için çok çok güzel bir para. Doktor 11 bin lira alıyorsa ben öğretmenin 2,5 bin lira almasını çok çok düşük buluyorum. Hayır, bir öğretmene verdiğiniz doktorlukla paradan hiç korkmamanız gerekiyor. Doktorlukla hiçbir mesleği bir çünkü tutmayın bence. Beklentimiz çok fazla. Doktorluk çok başka bir şeydir. Elbette fazla. Doktorluk en büyük fedakarlık yapılarak okul aşamasında bitirilen bir müessesedir. Gelen bir müessesedir. Ama ve doktorları da öğretmenler ve en çok da Şamaroğlu'na haline gelmiş bir meslektir. Evet. Yani geçtiğimiz günlerde de Samsun'da bir doktorumuz şehit oldu. Tabii ki. Doktorluk başka bir şey. Doktorluk bizim elbette sağlığımıza emanet ettiğimiz bir yer. Ama orayı biz çok başka görmemiz lazım. Noktayı koyacağım. Doktorlarda yetişen öğretmenlerimiz. Tabii Sayın ki. Uzunköy. Ya yani ben öğretmenler bakın. Ben isterim keşke Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere hak ettiği parayı gerçekten verse. Çok fedakarca görev yapıyorlar. Yakından bildiğim için söylüyorum. Şimdi öğretmenler geçmişte sizin dediğinizi yapıyorlardı. İkinci iş yapıyorlardı. Bugün öğretmenler sadece öğretmenlik yapıyor. İkinci iş yapan öğretmen yok. O zaman benim tanıdığım öğretmenler. Onlar biraz daha fazla para kazanmak için yapıyordur. Bakın. Gerçekten şu geçen yazımda da ifade ettim biliyorsunuz. Kamuya biz o kadar insanların girmesi için bir öyle bir heveslendirme yapmışız ki devlet olarak cazibe haline getirmişiz ki herkes çocuğuna benim oğlum memur olsun zihniyeti yerleşmiş bütün ailelere. Bunu yıkmamız lazım. Bak diyorum ki ben bir partinin lideri olsam seçim meydanında şunu derim ya. Gelmeyin kardeşim kamu kurumlarına. Vermiyorum size doğru düzgün maaş. Ama maaşla verim. Çalışırsan çalış, çalışmasan. Siyasi iktidarlar suistimal etmemiş mi? Yani ben bugün etmişler. A parti, B parti ya da C iktidar diye söylemiyorum. Bugün etmişler. Gelen her iktidar bunu suistimal bakın, etmiştir. Etmeye de devam ediyordur. Siz bir yere geldiğiniz zaman en yakınlarınızı işe aldırtma derdine düşüyorsunuz. Çünkü tamam. Böyle bir madem maaşı yüklenmiş, az, madem maaşı böyle az, bir beklenti yüklenmiş. Ne yapıyorsunuz? Telefonu kaldırıyorsunuz. Bunu oraya alın, bunu buraya alın. Ne oluyor böyle olunca? O sefer her iktidar diyor ki ben iktidara gelmiyorum. Ben de kendi adamlarımı alacağım diyor. Ve bugün için hepsi için aynı. Yani hiçbirini ayırt etmiyor. Ya bakın ben. Demir çelik eskiden devlete aitken 60 kişi çalışıyordu, 160 kişi oturuyordu. Rahmetli Ecevit doldurdu oraya bir sürü şeyi. Tabii onlar işsiz yanlış kalmasın diye. Elbette bu. 160 kişi oturdu, 60 kişi çalıştı Demir Çelik'te. Bunların zaten yanlış olduğunu söylüyoruz. Keşke KPSS sistemi çok adil çalışan bir sistem olsa da insanlar hakikaten puanlarına göre ya da işte aldıkları şeylere göre olsa ama maalesef işte olmuyor. Zaman zaman birçok duyuyoruz, birçok alım yapılıyor. İşte bunlar ne oluyor? Kamuoyu vicdanını açıkçası yaralıyor. Yaralayınca da insanlar daha büyük bir hırsla herkes devlet kurumuna girmek için bakın, çeşitli yollar yollar deniyor. Bakın biz bir örnek vereyim size. Şimdi dershanede çalışan öğretmenler geçmişte, şimdi dershaneler kapatılıyor onun için şey yapmıyorum. 800 lira 900 lira maaşla aylık çalıştılar. Evet. Siz bu insana deyin ki ben sizi devlete atama yapıyorum. 2,5 milyardan maaş alacaksın. Size uçar sevinçten havaya. Evet. O 2,5 milyar için uçar. Ondan sonra başlar maaş almaya. Birinci ay, ikinci ay bizim maaşımız az demeye başlar. Bir öğretmen vardı benim arkadaşım. Sürekli beni arardı. Atanamadığı için. Hemen her gün arardı. Abartmıyorum bakın. Memleketimde. Ya ne olacak bu atanamayanları yazsana. Bak atanamayanlar perişan. İntihar edenler var. Biz kendimizi atacağız bir yerden aşağı falan gibi. Böyle her gün arardı. Ne oldu? Yazardım ben de ara sıra. Ya bu atamalar olsun falan hani. Elimizden bir şey gelir mi diye. Atandı. Atandıktan bir gün sonra bir kere bile aramadı biliyor musunuz? Yazık değil mi bir atanamayanlara? Elbette. Şimdi kendilerini düşünüyorlar. Bana göre kamu kuruluşlarında çalışanların hiçbirisinin sorunu yok. Net söylüyorum bana hepsi kızsın. Bunların çocukları taşeron çalışıyor. Bu kamuda çalışan memurlarımızın, işçilerimizin çocuklarının birçoğu taşeronda çalışıyor. Onun için de bana birçoğu kızmaz yine. Der ki haklı bu adamdır yani ya. Taşeronda çalışıyor benim oğlum 9 eder. Muhalefet partilerinin seçim vaatlerinden birisi de taşerondakiler kadroya alınacak. Buna ne diyorsun? Çok güzel alınsın. Keşke ama sayıları keşke alınsın. İşte alamazlar da alınsın. Kimi 4 milyon diyor, kimi 5 milyon diyor. Böyle taşeron çalışan var deniyor. Bilemiyorum şimdi net sayıyı. Yorum geliyor bazen bana mail atıyorlar. Siz diyorlar taşeronu bu kadar savunuyorsunuz. Taşeron işçileri kör mü göz okusaymış da bizim gibi
4-5 milyar maaş alsam istiyor. Araştırın. Yarısı üniversite mezunu ya. Doğrudur. Üniversite mezunu çocuklar. Doğrudur. Yazık günah. Güvenlikçilere bakın. Yarısı üniversite mezunu. Kameramana soralım, öyle değil mi? Aa bak. Ne mezunsun? Üniversite mezunu mu? Ha. Üniversite mezunu arkadaşlar. Tabii, üniversite tabii. Mezunu değil mi? Aa, kameramanlara soruyorum. Tabii. Üniversite mezunu arkadaşlar. Bunlara 2,5 milyar maaş verin devlette. Koşa koşa giderler. Onun için bana hiç kimse kamusal alanda, kamuda çalışanlar mağdurmuş. Memurlar mağdurmuş. Kamuda, işçiler mağdurmuş. Bunları geçeceğiz. Ben kamuda bunları çalışanlar mağdur. Hepsi rahat. Sadece şunu söyleyeyim. Emekler sıkıntılı. Bak sayın, emekler sıkıntılı. Değerli öğretmenlerimizin yaptıkları işle aldıkları sorum, yani beklediğimiz sorumluluklarla sadece ücretlerinin yetersiz. Benim yeğenim öğretmen ev aldı ya. Ev aldı benim öğretmen. Allah maşallah diyor. Devlet iyi bakıyor bize diyor. İstisna. Şimdi yo, öğretmen normal bildiğimiz öğretmen işte. Yani devlet iyi bakıyor bize diyor. Şimdi yani ben şey olsam, bir parti başkanı olsam hiçbir şey vermem ya devlet adına. Kör mü gözün, git çalış derim kardeşim derim. Bizim orada tabirle böyle dedi. Peki iktidar olmayı bekliyorsunuz efendim? O zaman bu kadar siyasal partinin liderleri öyle bir seçim beyannameleri hazırlıyorlar, düzenliyorlar. Eğer gerçekten beklenti o olsa, henüz daha biz o seviyeye ulaşamadık. Bugün Avrupa'da partilerin teşkilatları bile yok mesela. Seçimlerden önce kuruluyorlar, seçimlerden sonra teşkilatlar feshediliyor. Bizde parti teşkilatları bir imparatorluk. Yani dün beldeler kalktı da mahalle sorumlusu, işte belde başkanı, ilçe başkanı, il başkanı, bunların yönetim kurulları resmen bir hanedanlık, bir imparatorluk gibi. Bugün bütün siyasal partilerin böyle teşkilatları var ve bunlar 365 gün hizmet ediyorlar. Batı'ya bakın, bunlar yok. Batı nasıl yapmış? Yapmış. Bizde, yani bizdeki bu daha henüz o şeye ulaşamadık, seviyeye ulaşamadık. Batı'da böyle şey de yok. Şeydeki seçim gibi, meydanları da yok. Aha. Onlar kapalı alanlarda belirli partilerle buluşuyorlar. Seçim propagalarından bahsediyorlar. Hepsinin ayrı ayrı panosu var. Panosu var. Tabii, duvarlara da yapıştırmıyorlar öyle şeyleri. Ona bakarsanız bizde işte miting yapılacağı zaman trafik felç oluyor. İnsanlar felç oluyor. Kimse bir yere gidemiyor. Çünkü hiçbir büyük şehirde, bunu Ankara'da dahil buradan söyleyelim, bir miting yapabileceğiniz bir alan yok. Yok. Tam daha meydanını kapatıyorsunuz. Sayın Melik Gökçek 20 yıldır belediye başkanı. Keşke bir alan yapsaydı böyle de bitikler falan. Çankaya Belediyesi'ni sahibi. Çankaya Belediyesi'ni işte solcular meydan istiyorlardı. Niye Çankaya Belediyesi yaptı orayı? Kızlan Göbeğini. Park yapsaydı oraya. İnsan keşke alan yapsaydı. Ne alan yapsaydı olurdu. Orayı. Kendisi fedakarlık edip başka bir yere belediye yapsaydı. Ne kadar güzel olurdu. Genelde sol kesim deriz, değil mi? Meydan istiyoruz yani. Allah sana meydan işte. İşte keşke meydan. Keşke belediyelerimiz böyle meydanlar yapsalar da insanlar mağdur olmasalar, siyasal partilerin liderleri gelseler hiçbir trafiği engellemeden güzel orada mitinglerini yapsalar ne onlar, kadar hoş olur. Onlar meydanı meydan muharebesi olarak algılıyorlar. Tabii bir bakış açısı. Yani meydanda savaşalım diye yapıyorlar. Maça gitmeyi izleyenler de var. Maça giderken satırla gidenler de var. Yani o tamamen artık bir bakış açısı. Birisi spor için, bir yarışma için gidiyor. Birisi oraya başka bir şey için gidiyor. Onu zaten orası anlamış değil mi? Seçim meydanıdır. Lideri dinlemeye gidersiniz ya da orada ortalığı karıştırmaya gidersiniz. O tamamen artık kişinin meslek dalı, insan zaten öyle gitmez. Siyaset diye bir meslek dalı aslında yok, biliyor musunuz? Bakın, yok tabii ki. Hakim Besim Tübova soruyor yargılandığı davada. Diyor ki mesleğin ne diyor? Ben diyor büyük Liberal Parti'nin genel başkanıyım diyor. Mesleğini sordum kardeşim sana diyor, azarlıyor hakim. Ha diyor işte turizmciyim diyor. Yani meslek böyle bir, yani o rant kapısı olduğu için 2 yıl önce meslek olarak algılamış. 2 yıl önce müteahhitlik diye bir mesleğin de dünyada olmadığını, bunun Türkiye'ye özel olduğunu öğrendim Sayın Uzunkök. He öyle de öyle bir meslek yokmuş müteahhitlik diye. O mücahitlikten sonra müteahhitlik geliyor. Yani burası önce mücahit artık ne evet, diyelim. Evet. Peki efendim şurada 5-6 gün sonra vatandaşlarımız sandık başına gidecek. Yani bu gündemi değiştirecek herhangi bir şey daha ortaya çıkmadı. Yani kasetler falan bekliyorduk. Özellikle ayın 25'inde sürprizler olabilir falan diye duyum almıştık ama henüz daha bir sürpriz olmadı. Kasetin biri çıktı işte, bu MİT tırlarının silah görüntüleri çıktı. Yani o bir tanesi o etkiledi. Onlar artık şey geliyor. bizi etkilemiyor. Yani, bakın Özcan Yeniçeri ne demişti onun için? Vatan ihanettir dedi bunu yayınlamak dedi. Bunu diyor böyle işte
mitırları silah götürüyor demek dedi. Vatan ihanettir dedi. Adam başını yediler. Evet. Yok demiş, şimdi aday değil sanırım. Özcan Yeniçeri. Evet. Onu dedikten sonra adam başını yediler. Haklıydı. Senin Erdoğan'la kavgan ayrı bir şey. Tabii. Bu ülkeyi silah kaçakçısı, bu ülke teröre destek veriyor demek ayrı bir şey. Kesinlikle. Sen teröre destek veren bir ülke olarak yargılanmak mı istiyorsun yani? Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle. Türkiye'yi yargılatmak mı istiyorsun? Kesinlikle. Maalesef Türkiye düşmanları bu şekilde, işte MİT tırlarını şurada yakaladık. Adamın ya besmeleyle, Tayyip Erdoğan'ı besmeleyle ekranlara çıkaran Samanyolu, Bugün TV, Kanal Türk, bugün Türkiye battı diyor ya. Bunu evet. Neresine inanacaksın? Nasıl, ne yapacaksın? Hakan Şükür bugün Kanal Türk'te diyor ki, sabahleyin Bugün TV'de. Ben diyor, niye diğer kanallar çağırmıyor beni diyor ya. Ben de mail şey attım, sosyal medyada paylaşım yaptım. Abdurrahman Dilipak'ı Bugün TV niye çağırmıyorsa dedim. Seni de diğer kanallar onun için çağırmıyor dedim. Yani bu kadar basit. Bu kadar basit diyorsunuz. Yani evet. Peki efendim, seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir gelişme, herhangi bir şey bekliyor musunuz? Nasıl bir tablo şu kalan bir haftalık süreç içerisinde, nasıl bir tablo şimdi beklemeliyiz? Siyasette en büyük iddia yolsuzluk ve hırsızlık iddiasıdır. Evet. En son nokta budur yani. Zaten eleştirilsin. Hükümetleri de götürecek olan odur. Şey budur zaten. Odur. Bakın, Türkiye'de AK Parti'ye AK Parti üzerinde oynanan oyunların son noktası hırsızlık ve yolsuzluk üzerineydi. Bakın, yapıldı ya da yapılmadığı ile alakalı bir şey söylemiyorum. Yargının verdiği bir karar yok. Sadece bu iddiayı söylüyorum. Bu iddiaya kadar geldi ülke ve bu iddiadan sonra yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu bu ülkede. O iddia varken oldu. Daha neyi bekleyeceğiz? Yani hırsızlıktan daha ötesi yok ki. Yani diğer işte o özel ilişkiler, şunlar bunlar artık dikkate almıyor insanlar. İşte şurada çapkınlık yapmış, orada denize bundan girmiş, şurada bir kadınla yakalanmış. Bunlar artık vatandaşın ilgisini çekmiyor. En son nokta hırsızlıktı. Hırsızlığa da geldik, dayandık. Ve hırsızlık bile AK Parti'yi yıkmadı. Bu saatten sonra ne yıkacak yani? Hırsızlık bir parti yıkmıyorsa, evet, daha bundan başka ne kaseti çıkabilir? Yani mümkün değil. Bu artık şu var. Bakın, ben şahsım adına söyleyeyim. Ben gazetede açık açık yazdım. Ben bir seçmenim. 2002 yılından 2011 yılına kadar AK Parti'ye kesinlikle soy verdim. Ben bir seçmenim, söyleyeyim. Solcular nasıl söylüyor? Cumhuriyet AK Partili yazarlar Cumhuriyet Gazetesi'nde biz Cumhuriyet AK Partisi'ne veriyoruz diyorlar oyu. Evet. Benim de AK Parti'ye verme özgürlüğüm var. Buna rağmen ben AK Parti'ye oy vermek istemiyorum. AK Parti'ye oy verme, değişik bir parti görmek istiyorum artık. Bıktım. Yani başka bir parti gelsin. Yeter artık. Ne yapayım? Hadi seçim sandığına geldim. Evet. Yani geçmişte dersini verdiğim adamlara mı oy vereyim tekrar? Geçmişte zaten bunların dersini vermişim ben. CHP'ye dersini vermişim. MHP'ye dersini vermişim. Bunlardan ders almışım. Bana yapmadık zulüm bırakmamışlar. Ben şimdi tekrar niye ona oy vereyim? Tabii oy vermek kişisel bir tercih. Yani. İnsanlar sandık. Hayır, AK Parti'ye de oy ver demiyorum kimseye. Yani sandık başında. Kimse tabii yanlış anlamasın. Öyle bir şey. Öyle bir önerim olmaz. Zaten şansımız da yok. Öyle bir şansımız yok. Biz objektif gazeteciliğimizi tabii yapacağız. Ki. Doğru neyse söyleyeceğiz. Yanlış neyse söyleyeceğiz. Yani bugün şu anda baktığımız zaman, gerçekçi olarak baktığımız zaman, Türkiye'de denenmemiş kim vardır? Vatan Partisi vardır. Büyük Birlik vardır, Saadet vardır. Eğer bir uygulama yapılacaksa, vatandaş bir uygulama yapacaksa seçimde, bir tercih yapacaksa bunları değerlendirsin. Evet. Solcuysa Vatan Partisi'ne peki, bir baksın. Peki efendim, yani evet. Sayın Destici'nin bir röportajını okudum. %20 civarında gözüküyoruz ama %12 gibi bir oy beklentisi içerisindeyiz dedi. Yani bugün böyle bir oy oranı falan bekliyor musunuz? Yani böyle bir oy oranı gerçekten alabilecek şu an bir Türkiye'de atmosfer var mı? Yani şu an gördüğümüz kadarıyla her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolar biraz yüksekti. Evet. Geçmiş zamanda dolar bu kadar yükselseydi hükümet uçar giderdi. Ama şu an dolar da yavaş yavaş seviyelerine indi. Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Buna rağmen millet böylesine farklı bir alternatif arayışına girip sandıklardan böylesine bir partiye gerçekten oy verebilir mi? Verebilir. Bakın, bana göre Cumhuriyet Halk Partisi şimdi HDP'yi oyunu
Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'ye oy kaçışı olacak. Bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden MHP'ye oy kaçışı olacak. Ulusalcılar tarafından. Evet. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Vatan Partisi'ne oy kaçışı olacak. Bunlarındaki buradaki en büyük etken nedir? HDP'ye oyu baraj atsın diye verecek CHP'liler. Ama MHP'den böyle bir oy gitmez. Bu mümkün değil. MHP'ye de ülkelerden gidiyor. İşte mezhepçilik yapıyor. Kılıçdaroğlu diye. Bu şekilde CHP'lilerin bir kısmı da MHP'ye oy verecek. Ve Vatan Partisi'ne de yine aynı şekilde memleket elden gidiyor diyen ama Atatürkçülüğü biraz daha ağır basan kişilerde Vatan Partisi'ne oy verecek ama tabii Vatan Partisi'ndeki tereddütlerde geçmişteki PKK bağlantısının tam net bir bilmiyorum. Peki İstanbul'da ve Ankara'da yerel seçimlerde aldığı oylarla ezilen, belki çok uzun yıllardır aldığı en düşük oyu alan bir MHP var efendim. MHP'nin anketlerinde %20 civarında bir oyumuz var diyorlar. Ama gerçekten anketlere baktığımızda da işte 12'ler civarında falan çıkıyor. Peki o zaman MHP'den oylar nereye gidiyor efendim? MHP'den oylar AK Parti'ye gider. AK Parti'ye geliyor. AK Parti'ye gider. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmez. HDP'ye gitmez. Gideceği yer oradır ve Saadet'e ve Büyük Birlik İttifakı'na gider. Benim kanaatim şu, daha önceki konuşmamızda da söyledim. Yani yanlış ifade ediyor olabilirim. Türkiye'de ana muhalefet partisi MHP olacak diyorum ben. Bu kadar ana büyük iddia. Olacak. Bu kadar büyük iddialı konuşuyorum. Birinci AK Parti oluyor. MHP, CHP'den aldıkları oyla, AK Parti'den aldığı oyla, AK Parti'de ne kadar oy gitse de bir taraftan da gelecek. O ayrı mesele ama CHP'de çok büyük bir erime olacağını düşünüyorum bu seçimde. Evet. Yani mezhepçilik yaptığından dolayı. Bakın teşkilatlarda büyük rahatsızlık var. Bunu birçok kişi söylemiyor ama ben size Baro Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek'le yaptığım telefon konuşmasını söyleyeyim. CHP'de mezhepçilik olduğunu ve bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor Hüseyin Özbek. Bu önemli bir Baro Başkan Yardımcısı. Bunu söyleyen kişi. Mezhepçiliğin ağır bastığını söylüyor. Ne oluyor? Bu mezhepçilikten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir oy kayması gerçekleşecek. Bunlar önemli. Evet. CHP eğer erirse oy oranı ne olursa olsun MHP'nin CHP'yi geçme olasılığı çok yüksektir. Yani belki buna tabii ki çoğu kişi güler. Böyle şey olur mu filan der ama DSP iktidara geldiğinde de millet şaşırdı nasıl geldi diye değil mi? Saadet Partisi de sürpriz yapabilir. O %3,5 belki bakarsınız %6,5 olabilir. %10 olabilir. Yani ben hiç belli olmaz bakın. Saadet Büyük Birlik'ten %4-4,5 gibi alabilir diye. Şimdi vatandaşın aklında yani içselleştiği şöyle bir şey var. Yani şu aleti ruhiyle gidiyor seçim sandığına. Her zamanki gibi AK Parti'ye oy vereceğim diyor vatandaş gidiyor ama kafasında işte bu makara bakara bilmem ne hikayeleri geliyor. Gelecektir. O bakanların tavırları gelecektir filan derken belki bir başka bir partiye kayacaktır. Yani böyle bir şey olabilir. CHP'ye oy vereceğim diyen vatandaş oy sandığına gittiğinde ya bu adam mezhepçilik yapıyor. Ben bu adama nasıl oy veriyorum diyebilecektir. Evet. Yani oylar çok değişken olacak bu sefer. Onu demek istiyorum. Kimin fazla ya da az alacağından ziyade oylar çok değişken olacaktır bu sefer. Ben buraya bir seçim sonucu yazdım. Bunu da imzalayacağım. Pazar tamam. Günü akşam da inşallah seçim özel programımız olacak. Evet. Ben %20 CHP gibi edindiğim izlenme, %12 MHP gibi, %10 işte Büyük Birlik, Saadet, Vatan, ufak partiler, %8 HDP, yaklaşık %50 civarında da AK Parti'ye bir oy gelir diye tahmin ediyorum. Tabi bu benim kişisel tahminlerim. HDP bakalım. Barajı açtığı andan itibaren CHP bana göre 3. parti. Yani barajı açtığı andan itibaren aşar gibi gelmiyor bana. Aşarsa bu demektir ki çünkü Demirtaş o kadar alakasız açıklamalarda bulunuyor ki yani bazen öyle söylemler söylüyor hakikaten diyorsunuz ki evet bu insan doğru söylüyor ama bazen öyle şeyler söylüyor ki şimdi de diyor ki işte Apo'nun diyor heykelini dikeceğiz. Böyle söylediğiniz sürece işte ılımlı seçmenden oy alabilmeniz mümkün geçmişte değil. Geçmişte söyledi bir ifade o. Hayır daha yeni. Birkaç gün oldu. Şimdi siz gelin ılımlı seçmenden oy alın. Ha, radikallerin çok hoşuna gider. Radikalden oy alırsınız.
O zaten radikal adı üstünde. Ama siz ılımlı Kürt kökenli vatandaşlardan oy alamazsınız. Ya da size sempati duyan, ille Kürt olmak zorunda değil, sempati duyan bir kesim varsa zor oy alırsınız. İşte geçmişte yaptıklarınız yanlış olabilir, doğru olabilir ama önemli olan bugün söylediklerini. Zaten biz bugüne bakıyoruz. Bugün böyle söylemlerle işte Türkiye Partisi olamazsınız. Evet. Olmayı da beklemek çok şimdi büyük CHP'nin, bir eksiklik olur. CHP'nin bakın geçmiş... Zamanımızı da doldurduk. Hatta zamanımızı da geçtik. Sayın yönetmenim işaret ediyor oradan. Canlı yayındı zaten değil mi? Nasıl söyleyeceğimi söyledik. Tamam o zaman sorun yok. Sayın Uzunkök çok teşekkür ederim programımız için. İnşallah ben teşekkür ederim. Seçim gecesi, seçim özel programında sizi de yeniden ağırlamak isteriz. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyenler, seçim öncesi son A planı programımızdı. Pazartesi günü inşallah seçimlerden sonra yeni A planı programıyla yeniden karşınızda olabilinceye kadar seçimlerimizin ülkemize yeniden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden efendim yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.